Selam, ben Halil. Bugün sizlerle beraber efsane bir video ile tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar gerçekten ne zamandan beri bu şekilde videoma başlamıyordum biliyorsunuz. Bugün sizlerle beraber Ertuğrul Gazi 3 oyununu inceleyeceğiz. Bakalım bu oyun nasıl bir oyunmuş. Bu arada arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ben sizlere Ertuğrul Gazi 1 oyununa başlayacağımızın sözünü vermiştim. Ama maalesef artık başlayamayacağız çünkü bu oyun çıktı. Yani 3'ü çıktı artık. Şu anda arkadaşlar dükkan kısmına geldim bakalım ne gibi farklılıklar varmış. Bu arada oyunun şu anda daha bilgisayar sürümü çıkmadı. Çıkarsa zaten direkt olarak buradan silip bilgisayarıma indiririm. Onu da zaten söylerim geldiği zaman. Şu anda arkadaşlar dükkan kısmında sanki her şey aynı. Şu anda tek farklı gördüğüm şey görüyorsunuz burada. Bozkurt'un şekli değişmiş yani resmi değişmiş. Onun dışında hiçbir farklılık göremiyorum. Yani kalkanlar aynı. Mesela burada görmüş olduğunuz okların resmi de değişmiş. Ve bakalım başka ne varmış. Ve onun dışında arkadaşlar burada görüyorsunuz bir de can simgesi değişmiş. O da zaten Vikings Valhalla Saga oyunda vardı. Yani oradaki can resmi buraya da gelmiş. Bakalım kılıçlarda bir şey var mı? Kılıçlar yine aynı. Hiçbir değişiklik yok. Hemen buradan ilk bölümü oynayacağım. Şu anda arkadaşlar görüyorsunuz. Hiçbir bölüm oynanmadı. Bakalım kaç bölüm gelmiş hemen hızlıca bakacağım. 2, 4, 6, 8, 10 tane bölüm gelmiş. Arkadaşlar dilerseniz sizlerle beraber şöyle bir şey yapalım. Bu videomda sadece 3 veya 4 tane bölüm oynayalım. Yani 10 bölümün 10'unu da bu videomda oynamayalım. Gerçekten bölüme daha önceden hiç bakmamıştım. Ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar bu oyuna ne oldu böyle? Yoksa internette mi oldu? Gerçekten oyun internette olmuş. Hemen buradan internetimize bağlanalım. Gerçekten ben bunu bilmiyordum. Yani yeni öğrenmiş oldum bunu da. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar Ertuğrul Gazi karakterimiz geldi. Bunlar zaten aynı. Şeydeki gibi. Vikings Valhalla oyunundaki gibi. Arkadaşlar gerçekten harika. Artık görüyorsunuz otağı büyümüş yani. Aynı Kuruluş Osmanlı'daki otağın aynısı olmuş. Gerçekten çok iyi. Zaten hepiniz biliyorsunuz Warband'da yani Mounted Blade Warband'da otağı bu şekildeydi. Hemen buradan çıkalım. Buradan kılıç alacak mıyız? Yok arkadaşlar almayacağız. Bir an gerçekten Osman Gazi oyundaki gibi sanmıştım. Arkadaşlar gerçekten harika. Yani ben bu oyunun bu kadar hızlı çıkacağını gerçekten hiç ama hiç düşünmüyordum. Şu anda görüyorsunuz yine aynı şekilde Osman Gazi'de olduğu gibi otağlar aynı. Yalnız sanki şurada görmüş olduğunuz yerdeki tahtalar. Burada bir ateş var. Bu ateş de yoktu diye hatırlıyorum. Gerçekten arkadaşlar şu anda hayretle, heyecanla oyunu oynamaya çalışıyorum. Arkadaşlar oyunda böyle bir şey yoktu. Yani Osman Gazi'de böyle bir şey yoktu. Görüyorsunuz burada yemek pişiyor. Ve burada da bir tane kadın bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kilim dokuyor sanırım. Bakalım başka ne farklılıklar varmış. Arkadaşlar gerçekten harika. Aynı Mount and Blade Warband gibi olmuş. Gerçekten çok iyi. Yine haritanın üzerine tıkladığınız zaman maalesef haritaya ulaşamıyorsunuz. Biz isterseniz hızlıca buradan koşalım. Şu demirciyi mi bulmamız gerekiyor bilmiyorum. Onu bir bulalım. Sanırım o bize bir tane kılıç verecek. Arkadaşlar gerçekten şu Ertuğrul Gazi 2 oyununu çok özlemiştim. Yani bu oyunun çıkması çok isabetli oldu. Ne zamandır çünkü bunu oynamıyordum biliyorsunuz. Ve demircinin yanına geldik. Bu arada demirci farklı olmuş. Yani Osman Gazi oyundaki demirci değil bu. Harika bir kılıç yaptıralım sana diyor. Onu adalet için kullan diyor. Arkadaşlar bu arada Ertuğrul Gazi'nin tipini de şu şekilde bakın görün. Bu şekilde bir karakterimiz olmuş. Bence çok da efsane olmuş. Hemen buraya geldik. Ne yapacağız? Şu anda ne yapmam gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Geri geldik. Yoksa ben de mi döveceğim demiri? Arkadaşlar şimdi hemen buraya yani sandık kısmına tıklayacağız. Sandığı açacağız daha doğrusu. Hadi artık basıyorum. O takla falan atma da varmış harika. İyi de şu anda hiçbir şey yapamıyorum ki. Gerçekten arkadaşlar şu anda basıyorum ama açılmıyor ve sonunda açıldı. Bağımsız beyi bul diyor. Şu anda mesela kılıcımızı aldık. Peki bamsı nerede? Hemen haritadan baktık. Bamsı bu taraftaymış.
Yine otağlar bomboş. Burada tavuklar falan var. Yine aynı zaten buralar. Peki bizim burada okumuz da var mı? Hem de efsane bir okumuz da varmış. Umarım arkadaşlar şu oyunun bilgisayar versiyonu da en kısa zamanda çıkar da oradan oynarız. Çünkü oradan oynaması çok daha kolay oluyor benim için. Zıplar mıyız? Lütfen zıplayalım. Ben buradan zıplayacağım. Başka çaresi gerçekten yok. Üşeniyorum çünkü oraya gitmeye. Maalesef gitmek zorundayız çünkü zıplayamadık. Peki nasıl hızlı koşacağım? Şu anda arkadaşlar hızlı koşmayı da öğrenmiş olduk böylece. Ve Bumps'ı bulduk, harika. Bumps'ı ben geldim, hoş geldin. Biraz talim yapalım diyor. Ve koskocaman Ertuğrul Gazi'ye Bumps'ı mı öğretecek talim yapmayı? Şimdi korkuluk ile talim yap diyor oyun bize. Bu arada hala arkadaşlar birinci bölüm bitmedi. Görüyorsunuz. Yani bölüm epey bir uzunmuş. 1, 2. Şurada bir Osman Gazi'nin Zülfikar Kılıcı olsaydı keşke. Gerçekten bunu bildiğiniz buradan koparırdık. Harika. Şimdi de hedefe giderek 3 kez hedefi vurmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu arada hepiniz biliyorsunuz ben bu oyunları hiç telefondan oynamıyordum. Yani benim için de gerçekten büyük bir anı oldu. Anılarım canlandı yani şu anda. Eskiden aynı bu şekilde tüm oyunları telefonumdan çekiyordum. Ve şimdi ise atına binmelisin diyor. Bölüm dikkat ettiyseniz hala bitmedi. Arkadaşlar bu arada burası gerçekten bayağı genişmiş, hepiniz görüyorsunuz. Bayağı geniş hem de. Şimdi hemen şuradan koşalım. Ak Tolgalı nasıl hiçbir fikrim yok ve çok da merak ediyorum açıkçası. Arkadaşlar Ak Tolgalı da yine aynı. Ertuğrul Gazi 2 oyundakinin gerçekten aynısı, bakın. Hemen buradan atımızı atladık. Harika. Şimdi bakalım nereye gideceğiz. Biraz geyik avlamalısın diyor. Arkadaşlar gerçekten harika. Sonunda böyle geyik avlamalı bu bölüm geldi. Hemen buradan yayımı seçelim. Şu anda keşke bilgisayarda olsaydım. Daha bir böyle şevkle heyecanla avlardım geyikleri. Arkadaşlar bakın şu anda otağın dışı bile gerçekten değişmiş. Mesela böyle bir şey daha önceden yoktu. Gerçekten efsane olmuş. Umarım gemisini tekrardan söylüyorum. Ellerine sağlık. Yani baksanıza yukarıda iki tane nöbetçi asker bile gerçekten var. Bakalım geyikler nerede? Geyikleri bulamadım. Geyikler neredesiniz? Neyse şöyle biraz gezelim isterseniz. Geyikleri zaten buluruz. Hemen şuradan dört tane koşalım. Geyikler o taraftalarmış. Arkadaşlar görüyorsunuz burada da yine gözlü kulelerimiz var. Gerçekten tam bir Kuruluş Osman'ın obası olmuş. Aynı yani çok gerçekçi olmuş. Şimdi buraya geldik ve buradan yayımı seçerek bunları avlayacağız. Bu bir. Zaten tek atıyorum. Bunlar güçsüz oldukları için. Bu da iki oldu. Arkadaşlar bence hiç de fena değilim. Normalde ben bu oyunu telefonda oynamayı gerçekten bilmiyordum. Unutmuştum. Ama görüyorsunuz bence gayet iyiyiz. Ve onu da avladık, harika. Şimdi arkadaşlar buradan geyiği takip etmemiz gerekiyormuş. Bu arada geyik bayağı hızlıymış ve biz de ondan hızlıyız diye düşünüyorum. Alpler geliyor musunuz? Gelin bakalım peşimden. Sanırım Bumps'ı Bey ve Turgut Bey yanından geliyorlar. Arkadaşlar burada sanırım bir Bizans grubu var diye gördüm. Umarım doğru görmüşümdür. Ve burada bir de deniz varmış. Daha doğrusu nehir diyelim. Deniz biraz saçma oldu. Denizin içine, daha doğrusu nehirin içine girmek için hiç uğraşmayacağım. Çünkü biliyorsunuz bende öyle bir şans var ki eğer ki oraya girersem orada kalırım. Bunu biliyoruz. Bu yüzden hiç girmeyeceğim. Peki şu anda nereye gittiğimiz ile ilgili bir fikri olan varsa yazsınlar bakalım yorumlarda. Arkadaşlar burası Bizans askeri kaynıyormuş, harika. Daha doğrusu Haçlı askeri kaynıyormuş. Çünkü biliyorsunuz Diriliş Ertuğrul dizisinin birinci sezonunda, daha doğrusu birinci bölümünde Ertuğrul Bey hep Haçlılarla savaşıyordu. Ve biliyorsunuz yine aynı şekilde Diriliş Ertuğrul dizisinin birinci bölümünde Halmahatun'u buradan kafesli yerden kurtarıyordu. Hemen buradan atından indim. Umarım canımız yeter. Arkadaşlar şu anda gerçekten sizlerin halini çok daha iyi anlıyorum çünkü hep bana deyip duruyordunuz, abi benim Zülfikar kılıcım yok, canım yok, okum yok,
Bir de bilgisayarım yok. Yani telefondan oynuyorum. Peki ben bu bölümleri nasıl geçeceğim diyordunuz. Yani şu anda gerçekten sizleri çok daha iyi anlıyorum. Sanırım arkadaşlar şimdi Halime Sultan'ı kurtarmış olduk. Evet, gerçekten de olmuşuz. Hemen buradan tıklayalım şuraya. Ertuğrul Gazi burayı kırıyor. Yani zincirleri kırdı. Ve böylece bu bölümde bitirerek isterseniz bu videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Zaten diğer bölümleri bir sonraki videolarımızda kaldığımız yerden yine oynamaya sizlerle beraber devam edeceğiz. Videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki butonlardan videomu beğenmeyi ve bir de halen kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir başka tarih oyununda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.